Merhaba arkadaşlar, Microsoft Excel ortamında tablo yapılar oluşturduktan sonra bir diğer konumuz da sabit adres kullanımı nasıl olacak? Yani bir tablonun bir hücresini bu dolarlı adresleme ile F4 ile yaptığımız sabitlemeyi nasıl yaparız? Bakınız burada bir tablo oluşturdum. Tablomun adı tablo müşteri diye. Burada şeyler var, işte tutarları var. Dolar cinsinden bulacağım. Bakınız buradaki formülüm e, tutarı bu o satırını gösteriyor. Dolar diye ama burada tabi tek değer olduğu için böyle bir kullanım var. Biraz sonra yaparız. Farklı bir kullanım. Bakınız e, burada gidip e, bir burayı da tablo haline getirdiğimiz bir kurlar tablosu var. Kurlar tablosunda dikkat ederseniz kaydırla offsetle gidip e, onun bulunmasını sağlamak. Sıfırıncı satır anlamında bir kullanım. Bir diğer kullanımı da sabit adresli çekmek için e, görmüş olduğunuz gibi gidip bayağı bildiğiniz index index komutuyla gidip buradan birinci değeri bulmak, kaçıncı isterseniz böyle bir sabit adresleme yapıyoruz. Yani şu şekilde e, yeni sütun diyeyim ben. Ondan sonra tablomuzu ekledik. Burası tablo olarak tanımlanmış bu arada. Ekle tablo insert table'da ve e, tablo müşteri diye adlandırılmış Şimdi buraya geldim diyelim ki dolar kurup şurada duruyor 20 lira Ondan sonra bunu bu şekilde alabilirim bakınız geldim şuradan sütunumu elde ediyorum ee, şöyle etti gelmesi lazım bölü buradakini alıp F4'te sabitledim bunda bir problem yok ee, gördüğünüz gibi şey oldu bizim amacımız bir tablodan sabit çekmek. Burada bir dolar kurlarının olduğu alan var. TBL kurlar denmiş. O zaman ben gelip e, buradaki sütunu ondan sonra bölü TBL e, kurlar dedim. E, burayı seçiyorum. Ancak tabi e, TBL kurlar şöyle seçeyim. Ondan sonra e, dolar diye. Tabii dolar e, bir tane olduğu için problem yok. Ama burada birkaç ke değer olsaydı o da patlayacaktı. Bu durumda ne yapabiliriz işte? E, bayağı bildiğiniz indis diye gelip ondan sonra buradan e, biliyorsunuz indikste birinci satırdakini getir. Birinci sütundakini getir. Zaten default bir ama var Bakın böyle daha kontrollü bir kullanım yapmış olduk. İşte sabit erişimle ilgili e, imkanlarımız bunlar. Sizler de yine araştırabilirsiniz. Yani tablo yapısının avantajları biliyorsunuz alt toplamlar kolaylıkla alınabiliyor, dip toplamlar alınabiliyor. Araya eklediğimizde e, hiçbir şey değişmiyor yeni firma eklediğinizde. Ee, bakın formüller otomatik geliyor, tablonun e, şekli, şemali bozulmuyor. Ondan sonra e, renklendirilmesi. Referans meselesi, işte değişik formüllerde kullan. E, liste kutusu yaptığınızda alta eklenenler tekrar geliyor. Öyle kullanımlarımız da var. O şekilde arkadaşlar, e, çeşitli kullanımlara sahibiz. Evet, bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.